Erol Göka Modellik insan merkezi mi? İslamiyetin yayılma hızı çok kısa bir sürede tüm Asya, Afrika ve Avrupa'nın güneni ulaşması ve birçok kültürel renk farklılığını içeren bir medeniyete dönüşmesi hala şaşkınlık uyandırıyor. Ama kabul etmek gerekir ki sömürgecilik ve emperyalizm gibi yollara başvursa da modernliğin başarısı da olağanüstü. 300 yıl içinde Avrupa'dan tüm dünyaya yayılma istidadı gösterebildi ve hala artarak büyüyor. Modernlik sadece farklı coğrafyaları ve kültürleri aynıleştirmekle kalmıyor, yaşamak tarzında kalebe çaldığı yerlerde kendi insan tasavvurunu da hakim kılıyor. Modernliğin Hristiyanlık inancıyla irtibat noktaları henüz tam manasıyla aydınlatılamamış bir konu lakin Avrupa merkezi bir uygarlık olduğu tartışma götürmez. Modernlik Avrupa merkezi olmasının yanı sıra insan merkezi olarak nitelene geldi. Gerek insan haklı ve emeği odaklı bakış açısı gerek insan hakları, özgürlükler ve demokrasi söylemleri bilim ve teknolojinin insan hayatını kolaylaştırmaktadır sağlığını ve ömrünü artırıcı etkileri nedeniyle böyle deniyordu. Son 20-30 yılda olup bitenlere bakarak kendi adıma artık modernliğin insan merkezi bir uygarlık olduğunu düşünmüyorum. Anlatmaya çalışayım. Modernliğin insan tasavvuru son yıllarda akademide insan sonrası posthuman ve insan ötesi transhuman görüşleri altında yeniden tartışmaya başlandı. Kimileri yeni bir humanizmden bahsederken birçokları insanın ve tarihin bittiğinden söz ediyor. Diyor. Biz bu tartışmaları ve tavrımızı sonradan internet ve psikolojimiz teknomedyatik dünyada insan kitabına aldığımız yazılarla aktarmaya çalıştık. Modern yaşama tarzının ve insan tasavvurunun şöyle veya böyle Müslüman dünyada da etkin olması nedeniyle bu tartışmalara bigane kalmamamız gerektiğini söyleme gayreti içinde olduk. Ne mutlu ki gelişmeleri yakından takip eden bazı akademisyenler de durumun farkında. İlke ve İlmi Etütler Derneği konuyla ilgili çalıştaylar düzenliyor, kitaplar yayınlıyor. Son kitapları insanı yeniden düşünmeyin editörü de olan Lüftü Sunar Hoca'nın kendi makalesinde ifade ettiği düşünceler ve ulaştığı sonuçlar benim modernliğin neden aslında insan merkezi olmadığı fikrini açabilmeme de bir imkan hazırlıyor. Lütfü Sunar Hoca'nın Modern Zamana Geçerken Bedenleşen insan, John Locke'ın Beden, Emek ve Mülkiyet Kuramının Bir Eleştirisi adlı makalesi tek kelimeyle fevkalade. Başlığın tüm muhtevasını ziyadesiyle işleyip tüketiyor. Meraklısına ısrarla öneririm. Ama benim için makale aydınlanma düşüncesinin gerçek kurucusu. Modern düşüncenin ortak atası diye anılan Locke'un düşüncelerinde tenakuz gibi duran temaların aslında diyalektik bir bütünlük oluşturdukları teziyle ayrıca önem kazandırıyor.

söyle ki Locke insanın kendi bedeni üzerindeki dolaysız ekemenliğine dayandırdığı mülkiyet hakkını yaşam hakkı ve özgürlükten bile daha önemli görür ve sosyal sözleşmenin temelini oturtur. Doğa durumu ve doğal hukuk anlayışının pinlerinden olan üstadın emek değer teorisi klasik ekonomi politiğin sivil toplum anlayışıyla liberal demokrasilerin esasını oluşturur. Buna rağmen Locke düşüncesinin diğer tarafında toplumsal bir evrim anlayışına sahiptir. İnsanla ve haklarla ilgili söyledikleri bu yüzden sadece batılılar için geçerlidir. Batı dışında kalanların önce ehlileştirilmeleri gerekir. Bu yüzden dönemindeki köleliği ve sömürgeciliği meşrulaştırmış, bununla kalmayıp bizzat köle ticaretine katılmıştır. Tenakus sanılan araştırmasının başlangıcında Lütfü Sunar Hoca'nın da öyle gördüğü yer burasıdır. Nasıl olur da liberal insan hakları anlayışının temellerini atan bir teorisyen, aynı zamanda kölelik ve sömürgeciliği de savunabilir. Oysa bunda şaşılacak bir şey olmaması gerekir. Bugünlerde gayet net ve açık biçimde görüyoruz ki bu durum batı zihniyetinin aslı esasıdır. Benim modelliğin aslında insan merkezi olmadığı şeklindeki tezimde Sunar Hoca'nın Lok'tan giderek modellikte saptadığı duruma hayli benziyor. Modernlik, insanı öne çıkartıyor gibi görünse de insanı tahrip edici bir yan içeriyor. Bu yan, modernlik ve kapitalizmde geleneksel değerlerin ve aile gibi yapıların güç kaybetmesiyle ilgili değil yalnızca. Doğrudan doğruya temel düşünce yapısıyla da irtibatlı. Bu yan, dünyanın alemin merkezinde olmadığı teziğine, Kopernik'in, insanın varlıklar yaraşısının en üstüne bir gaye ile konulmayıp evrimin doğal neticesi olduğu teziğine, Darwin'in ve onlardan sonra bilincin değil, bilinç dışının esas olduğunu vurgulayan kendi psikanalizinin insani narsizisme darbe indirdiğini söylerken Freud'un işaret ettiği yan, bugün insanın bir özü olmadığını, tarihin bittiğini ve insan sonrasına gelindiğini ileri süren teorilerin revaçta olmasının nedeni modernliğin bu yanı biz insanı hala diğer hiçbir varlığın kabul etmediği emaneti üstlenen, ahseni takvim üzere yaratılmış eşrefi mahlukat olarak görüyoruz ve modernliğin bu tahripkar yanıyla epeyce işimiz var.